Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekotürk'ten herkese merhabalar. Kutay Korap ben. Kripto Para programına hoş geldiniz. Bugün iCrypex hazine uzmanı Helin Çelik bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Helin Hanım öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, yoğun bir takvimden geçiyoruz. Tabii ki de bu yoğun takvim ajandası içerisinde merkez bankalarının faiz kararları olduğunu takip ettik. İşte Fed'i izledik. Japonya Merkez Bankası, günün geri kalanında İngiltere Merkez Bankası'nı takip edeceğiz. Tabii ki de bu gelişmeler sadece işte Fed'den gelen bir karar Wall Street'i etkilemiyor. Dolar endeksi üzerinden altına da etki yaratıyor. EM Market para birimlerine de etki yaratıyor. Fakat bu 2008'den sonra da bu tarz kararların artık kripto paralar üzerinde de başlamasıyla birlikte etki yaratmaya devam ettiğini görüyoruz. Kıyaslama yaparsak mesela 2008 döneminde Fed'den gelen kararların etkileriyle şu anki etkileri sanki biraz daha yoğun gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu sormak isterim. Ve dünkü Fed kararında hangi tutanaklar gözünüze çarptı? Bunun paralelinde de kripto paralara yansımaları nasıl oldu? Böyle başlamak istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Dediğiniz gibi 2008'den bu yana baktığımız zaman aslında kripto paraların temel analizinin de şu an yoğun bir şekilde oluşmaya başladığını görüyoruz. Bunda tabii hem ülkelerin hem kullanıcıların eğilimleri çok önemli. Ne kadar çok göz önünde olmaya başladı, o kadar çok finansal piyasalarda bir aktör olarak karşımıza dikildi. Bu yüzden biz artık neyi takip etmeye başladık? İşte tarım dışı istihdam açıklanacak, kripto paralara bakalım, altına bakalım, hisse senedi piyasasına bakalım. İşte Fed kararı var, bütün piyasanın beklediği bir haber. İşte zaten daha önce fiyatlanmaya başlamıştı. Acaba karar açıklandıktan sonra nasıl bir reaksiyon gerçekleşecek? İşte kazanımları silecek mi, sabit mi duracak, yukarı mı hareket edecek? Bunlara odaklanmaya başladık. Bunda da dediğimiz gibi zaman içerisinde kripto paraların gelişimi çok önemli. Güzel bir aktör olarak karşımızda. Dün baktığımız zaman dediğiniz gibi Fed'in bir kararı vardı. Faiz indirimi yapacak mı, artırımı mı yapacak, sıfıra yakın tutmaya devam edecek. Beklenti sıfıra yakın tutması yönündeydi. Ve geçen programda bahsetmiştik sizinle. 10.600, 10.700 dolar civarındaydı Bitcoin, dolar. Biz ne demiştik? Aslında beklenti bir şekilde fiyatlanıyor ve şu an görünümü bozacak bir şey yok. Faizi sıfıra yakın tutmaya devam edecek ve yatırımcı burada bir pozisyonunu almaya başladı, zaten beklentiyi fiyatladı. Dün baktığımız zaman FOMC tutanakları açıklandığı an 11.100 dolarları gördü Bitcoin dolar. Sonraki süreçte tabii ki hem Powell konuşması hem tutanaklara ayrı ayrı değiniriz. Ama tutanaklarda gözümüze çarpan şey neydi? Bizim 2023'e kadar faizlerin sıfıra yakın tutulması bekleniyor. Böyle bir karar açıklandı ve ekonominin gelişimi, dönüşümü COVID-19 sürecine bağlı dendi. Ve istihdam üzerinde duruldu. Yani bizim anladığımız hani Fed'in bu bütün kararı, Powell'ın konuşmasının odak noktasında bir istihdam vardı. Ve istihdam maksimum seviyeye ulaşana kadar faizlerin sıfıra yakın tutulacağı öngörüldü. Ve bu şekilde devam etti. Burada da kripto para, yani hani bir kazanımı vardı, onu geri silmediğini gördük biz. Evet, şu an çok bir durumda, konumunu koruyor diyebiliriz. Şimdi baktığımızda önemli başlıklardan biri, dünkü toplantı içerisinde enflasyona biraz daha ağırlık verilmesi bekleniliyordu. Fakat kripto paralarda da bu hafta başından bu yana konuştuğumuz önemli noktalardan biri enflasyon kripto paralar nezdinde bulunmadı. Kripto paraların enflasyonu olmadı. Fakat merkez bankalarının enflasyona dair yapacağı açıklamalar veya büyümeye dair daha ilerideki döneme dair, keza buna 2023'ü güzel bir örnek olarak verebiliriz. Bu döneme kadar faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde sinyaller vermesi en nihayetinde gün sonunda dolar endeksi nezdinde 93.50'li seviyelere kadar yükselmesine neden oldu ki buralara 92.50'lerden geldiğini görüyoruz. Dönüp baktığımızda 103'lü seviyelerden 92.5'a çevrilmiştik kesinlikle, ama bu dolar endeksindeki 1 puanlık artış kriptolara tam olarak nasıl yansıdı? Yoksa hani bu daha yansımadı, fiyatlamalarda önümüzdeki dönemlerde görürüz mü dersiniz? Farzı misal ki etkileri olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda dolar endeksi 95-96'lara gidersek kuvvetlenen dolar kripto dünyasında nasıl bir fiyatlamayı işaret edebiliyor? Evet, dediğimiz gibi totalde baktığımız zaman dolar endeksinde bir geri çekilme var. Konuşma sırasında bir miktar toparladı. Hı hı. Bunun sebebi aslında hisse senedi piyasasında da biliyorsunuz bir çalkantılı. Evet, kesinlikitesi hani, yüksekti. Yüksekti. Böyle bir kararsızlık. Aslında bunu Powell'ın konuşmasına da bağlayabiliriz. Hı hı. Çünkü Powell ilk başta aslında pozitif konuşmaya çalıştı. Yani biraz moral konuşması gibiydi bana kalırsa. Hı hı. İşte biz biraz daha güçlü durmaya çalıştık. Hane halkını destekledik. İyileşme süreci iyi gidiyor. Ekonomik toparlanma güzel gidiyor dedi. Burada bir ufak bir sakinleme yarattı. Hı hı. Ancak sonrasındaki bıraktığı algı, sonrasındaki konuşmasının devamında olan belirsizliği perçinlemesi. Burada bir yatırımcıda kısa süreli bir kafa karışıklığı yarattı açıkçası. Dolar endeksi de bu yüzden şu an biraz toparlamış durumda. Hı hı. Uzun vadeye bakacak olursak bunu önümüzdeki süreç görecektir. Süreçte göreceğiz. Ama bakalım, kriptolarda hani... nasıl bunun etkisini görebiliyor muyuz? Böyle bir korelasyon var mı? Hı hı. Yoksa bunlar mesela dolar endeksi altın üzerinden mi kriptolara altının üzerinden yapmak? De bakabiliriz. Hı hı. Evet. Aslında Powell'ın konuşmasını eğer dediğini yapabilirse, işte piyasayı likit tutmaya devam ederse, bunun üstünde çok durdu. Hı hı. Bu karamsarlık konuşmasında da aslında bir şey var, yakalamamız gereken bir nokta var. Covid-19 süreci. Evet, biz bunun fiyatlamasını görmeye devam edeceğiz ama destekleyeceğiz dedi. Bunu ama teşvik paketlerinin kapsamı hala belirsiz dedi. Bu çok büyük bir açmaz. Bir süreç var, istihdam yaratacağız evet ama hı hı. Covid sürecinde bu istihdamın yaratılması o kadar kolay olmayabilir. Bu ayrı bir açmaz. Yatırımcı burada düşünüyor. Yani evet toparlanmaya gidiyor. Önce şey de dedi, yani çok hızlı bir düşüş oldu. Hı hı. Ekonomik daralma açısından yok, dip aktivite nezdinde de kesinlikle bir dip sonra görüldü. Bir hızlı toparlandı. Ama bu kadar düşüşe, bu hızlı toparlanma normal. Bundan sonra bu kadar hızlı toparlanmayabilir dedi. Hı hı. Bu satır araları bizce çok önemli. Çünkü sonraki süreçte yatırımcı davranışını belirleyecek, etkileyecek hı hı. bir şey. Kesinlikle. Dönüyorum tekrar Powell eğer dediğini yapabilirse, piyasayı likit tutabilirse, destekleyebilirse ne olur o zaman? Buradaki yaratılan akış kriptolara da kayabilir. Hı hı. O zaman sizin dediğiniz kanatta bir canlılık görülebilir. Ama eğer Powell dediğini yapamazsa, yani piyasayı bu kadar uzun süre likitte tutamazsa, işte Covid süreci açmazı devam ederse, hı. Bu sefer biz neyi görürüz? Yatırımcının biraz daha güvenli limana geri çekildiğini görürüz. Burada kriptolara baktığımız zaman her iki açıdan da pozitif etkilenebileceğini görüyoruz. Çünkü kripto paraların altınla da bir hareket ettiğini hı hı. görüyoruz. Özellikle kriz zamanlarında. Nitekim Covid sürecine baktığımız zaman bunu hı hı. derinlemesine hissettik. Yatırımcı burada bir şekilde kriptoları seçenek olarak gördü. Kesinlikle. Tabii burada farklı davranış etkileri de vardı. Hani sürecin belirsizliği, sağlık açısından mesela biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı banknotlar üzerine bir açıklaması vardı. Hı hı. Banknot kullanımı zararlı olabilir tarzı. Bu sefer tabii. Kriptolar, dijital paralar gün yüzüne çıktı. Tekrar konuyu bağlayacak olursam önümüzde evet bir Fed kararı var hı hı. Ve ekonomik süreç tabii ki de çok belirleyici olacak. Buradaki teşvik paketlerini takip edeceğiz. İşte ekonomik büyümeyi takip edeceğiz, istihdamı takip edeceğiz. Ama tek belirleyici nokta bu olmayacak kriptolar açısından. Ben kriptolar açısından o zaman şunu da sormak isterim size. Tek belirleyici evet kesinlikle hı. makro göstergelerin dışında diğer etmenler de kripto para fiyatlamalarında etki yaratıyor. Ama şu kağıt para olayına ben de merak ediyorum. Niçin merak ediyorum? Artık kağıt para kullanımı kendim de çok daha mümkün olduğunca az kullanmaya çalışıyorum. İşte temassız ödeme tarzlarıyla işte ödemesini yapıp mümkün olduğunca teması minimale indirmeye çalışıyoruz. Kripto paralarda da birden fazla dijital yeni para görüyoruz. Bunların etkilerinden dolayı mı? Çeşitlenme neden oluyor şu an kripto paralarda? Yani bu koronavirüs etkisi de yeni dijital paralar mı getirdi? Yoksa hani bunu çok daha farklı bir şekilde mi değerlendirmek gerekir? Ne dersiniz? Evet, hem dediğiniz süreç koronavirüs aslında bizim buna olan eğilimimizi hızlandırdı diyebiliriz. Kesinlikle. Teknolojik anlamda da bunu çok hızlı destekledi. Evet. hani önceki sürece bakacak olursak ufak tefek araştırmalar vardı. Evet, hı hı. Hani Çin'de çok güzel bir dijital yuan projesi gördük. Evet. Bunun arkasından tabii ki Çin ve Amerika arasında olan ilişkiden dolayı Amerika'nın dijital dolara eğilim gösterdiğini evet. gördük. Bunlar tabii ki kripto paraların ya da daha sonrasında dijital merkez bankalarının dijital para atılımlarının hı hı. perçinleyen durumlar oldu. Covid sürecinde bu kağıt para kullanımı, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklama çok kritik ve önemliydi. Yani işin içine artık biz sağlık açısından da bakabiliyoruz. Tabii. Kripto paralar ödeme seçeneği olarak da kullanabiliriz. Tabii ki işte hızlı kullanılması, zaten kağıt para dolaşımdaki kağıt para oranının az olması. Hı. Yani biz cüzdanımızda bugün baktığımız zaman belki var kağıt para, belki çok, yok yani ya da çok az. İhtiyaç kadar yani örnek evet. veriyorum 20 lira, yani, 30 lira, 40 lira neyse işte evet, lazım olursa diye evet, yani, para diyorsunuz. Mobil bankacılıktan yapıyoruz, hı. bir yere transfer ediyoruz, ödemelerimizi temassız da yapıyoruz ve Covid sürecinde, bu pandemi sürecinde temassız ödemelerin yapıldığı, internetten alışverişlerin hı. yapıldığı, hatta bunun patladığını görüyoruz. Bütün bunları değerlendiren ülkeler artık yeni gücün dijitalleşmeden de geçtiğini gördü. Ne dersiniz yani kripto paralarla yarın bir gün markete gidip alışveriş de yapacak konuma gelir miyiz yani? Ödeme, neden olmasın? Neden olmasın diyorsunuz? Çünkü belli başlı kurumsal firmalar yurt dışında bunun denemelerini yapıyor açıkçası. Çünkü mesela yani örnek veriyorum yurt dışına gidildiğini farz edelim. O zaman da başka ülkenin para birimine çevirtiriyoruz. Ama mesela dijital parayı bir global para birimi olarak görürsek de örnek veriyorum burada bir turist geldiğinde kripto parayla belki ödeme yapar. Bu da change'e ihtiyaç duyurur. Alternatif bir para aracı olarak da kullanılabilir sanki. Ne yani dersiniz? Tabii neden olmasın? Yani ortak kullanılan bir durum bile belki bilemiyoruz. Yani orta uzun vadede belki. Orta uzun vadede çok. O zaman şunu şimdi şunu da sormak isterim. Burada teknik seviyeler de önemli. Şu an ben bir yandan fiyatlara bakıyorum. Mesela Bitcoin'de %1.30'luk geri çekilme var. 10.880 dolar. İşte Litecoin 48 dolar civarında. Ethereum 380. Ethereum tarafında durayım. Son 2 dakikamız var. Bir de bugün sizin hazırlamış olduğunuz bülten var. Evet. Günlük bülteniniz içerisinde Ethereum'a da yer vermişsiniz. Bir onun görselini rica edelim Berfin arkadaşımızdan. Baktığımızda burada teknik seviyelerde yükselen kanal içerisinde alt bandından da uzaklaştığını görüyoruz. Ethereum için ne dersiniz? Buralar alım fırsatı mıdır? Şöyle, bu 4 saatlik grafiğimiz, hı hı. 4 saatlik grafikte yükselen bir trend içerisinde fiyatlanmış ve destekten güzel bir dönüş almış. Halihazırda 380 direncini test ediyor. 380'lerin üzerinde tutulması bize ne gibi bir fiyatlama getirir? 385, 388 ve sonrasında 392'li seviyeler yakın bantta takip edilebilir. Ancak biz 400'ün üzerinde fiyatlanın görülmesinin anlamlı olabileceğini düşünüyoruz. Yukarıda 400 ila 407 bandından bir çıkış, geçmişte test edildiği seviyelerin tekrar test edilmesine öne yak olabilir. Burada bir itici güç olabilir. Evet. O yüzden biz 380'in üzerinde 380-388 bandında yatırımcı reaksiyonunun pozitif yönde gelişmesini evet. bekleyeceğiz. Burada dediğiniz gibi hani alım fırsatı olabilir mi dediniz? Kritik dirençlerin kırılmasını beklemekte yarar var. Bunlardan biri ne evet. dersiniz direnç için yakın vadede? Yani şu an yakın vadede 388'i test edip geri çekildiğini görüyoruz ve buradan tekrar bir yükseliş almaya çalışsa da trend çizgisini desteğini test etmiş ve 363'lü seviyelerden güzel bir alım doğmuş. Önümüzdeki süreçte 388'in üzerinde evet. kapanış yapması anlamlı olacaktır. İlk olarak 388'i sonrasında 400'ü takip edeceğiz. Buralar kırılırsa 421'e evet. kadar eğilim devam edebilir. Ama aşağıda özellikle bir önceki yaptığı dibi yani 363'lü seviyeleri kırmaması lazım diye düşünüyorum evet. 4 saatlik grafikte. Helin Hanım çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızdan dolayı haftaya salı evet. tekrardan görüşmek üzere diyelim. Bu sefer de bu yatırım araçları nasıl bir getiri sağladı bir de buna değerlendirmeye çalışacağız. Hı hı. Hem yılbaşından bu yana örnek veriyorum Bitcoin ne kadar getiri sağlamış dolar bazında son 10 yılda nasıl bir performans sergilemiş bunların her birini salı günü değerlendirmeye çalışacağız. Bugün de kripto para programının sonuna geldik. iCrypex hazine uzmanı Helin Çelik bizlerle birlikteydi. Kısa bir reklam arasına gireceğiz. Reklamlardan sonra Doktor Pelin Yantürk sizlerle birlikte olacak.